Evet, teriyaki sosu kendisi yapmış. Göreceğiz. Vallahi soracağım, bakalım. Merakla bekliyorum. Evet, hakim olduğum bir konu teriyaki sosu. Her gün yapıyoruz biz onu. Yani evet, çok merak ikili ediyorum. İkili koalisyon 3'e dönmüş. Şu an onu anlıyorum. İkili 1'e döner, sonra 5'e döner. İkili 3 efendim, ikili 3. Cumartesi pazarda 6-7 olur herhalde. Farklı yarışmacılar koyarsınız. 7 olabilir mi? Duygu Hanım kaç kişiyiz? Tamam işte koyarsınız. Kaç kişiyiz? Onu söylemeye çalışıyorum yani. Her gün birini ekliyorsunuz koalisyona yani. Kaç kişiyiz? Bir koalisyon kelimesini öğrenmişsiniz. Dünden beri burada koalisyon koalisyon. Yemin ediyorum koalisyon oldum bir ben. Bir koalisyonu biliyorum gerçekten. Koalisyon literatüründen çıkaracağım. Allah'ım yarabbim ya. Bir yılda bu kadar konuşmak. Ya hakikaten yani. Resmen suç atılmış gibi hissediyorum. Evet. Ya onun imzası. Aramızda Merve'nin hiçbir yalnız bırakmıyor yani. İddia etmekle Merve yanınızda hep bir kişi oluyor. Yani ama hissiyat olarak bazen bazı yarışmacılar diyor ki benim favorim şu. Ben olamazsam onun olmasını isterim birinci. Kesinlikle adaletsizlik. Veyahut destekliyor. Olmaz. Sempati duymuş olabilir. Veyahut bir yüksek puan verip o da karşında bekliyor. Yarışmamış yarışmacıdan. Tabii. Bunları kastediyor olabilir. Ama tabii ki kendi iddiası. Ama bu koalisyon değildir. Çünkü karşılıklı yapıldığı tabii zaman koalisyon şey olur. Yani tabii ki. O kendi böyle bir durumunuz var mı? Böyle bir hissiyatınız? Hayır. Böyle bir destekleme. Hayır. Erkekler arası kesinlikle bir yok. Şey, güç birleşmesi. Ben yarın özellikle bekliyorum. Ben çünkü de. Yani ben de beklentim rakip inanılmaz yüksek. Zaten Serkan Bey yemeğiniz Duygu Hanım'a benzer olduğu için birbirinizi tutuyorsunuz. Yemeğim, ve Duygu Hanım'a hiç benzemiyor. Pişmeyen bir ete dokuzu ben yanlış, sorgularım. Bak pişmeyen bir ete dokuzu pişmeyen sorgularım. Pişmeyen dediğiniz et o kadar şeklinde pişti ki. Pişmeyen bir et hayır, var. O, yani. Pişmeyen et değildi hiç, o. Okay. Pişmeyen bir et var. Balıma durunca sertleşen bir etti. Arada fark var. Dokuz verdi onu sorguluyor. Necip dokuz verdi ya Serkan'a. Ben kendilerim alındım. Ama bu baskı unsuru niye yarışmacılar üzerinde? Yani ben 10 da verebilirim. Beğendiğim bir yemeğe 9 da verebilirim. Ben 3 gündür 9'un etrafı veriyorum. Ben anlamadım yani. Beğenmediğin şeyleri adaletle vermelisin. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey takıldım ben de. Dün o canım tel tel pişmiş güzelim ete sert dedin. Sorma. Orada gerçekten de hepimizin sert, bir tek sen sert dedin. Dikkatini çekerim. Serkan'ın masasındaki etine de hepimiz sert dedik. Sen de dahil. Kalktın oraya 9 verdin. O lokum gibi helva gibi ete de kalktın sert dedin daha düşük puan verdin. Ve de bu bahsettiğimiz ana yemek dikkatini çekerim. Evet sert tarafı gelmişti. Çarpıtmayın anladın mı? Yani nasıl sert tarafı geliyor? Hakikaten ben anlamıyorum ya. Ya nasıl sert tarafı aynı geldi? Aynı kasaptan hatta aldık, aynı doğru yerde pişti. Ama içine hepsi doğru da aynı baktım yerde pişti. Hatta Zuhal tamam Hanım geldiğinde ben... Kameralar da çekti zaten. İçine doğru baktım. İçine, iç tarafı da sertti. Öyle söyleyeyim size. Peki ya bir şey soracağım. Puan kırmak sertliğinden ya da puan söyleyeyim kırdın. Tamam bunu anlayabilirim. Hadi evet diyelim ki dediğin doğru ve evet sert dedin. Yani yanındaki peki garnitürü çok hoşuma gitti. Peki. Onu yedim. Orada gerçekten de sert buldum bir eti. Ve bu ana yemeğin etiydi. Orada neden kırmadın oradan puan? Burada kırdın, orada niye kırmadın? Yani ana yemek Zuhal Hanım ya. İnisiyatif kullandım. Evet böyle bir hakkım var. Yani ben İşte inisiyatif kullanmak da diğer yarışmacılar haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben kendi açımdan niye konuşabilirim. Olsun? Evet. Çünkü sen zaten 9'u hala kabullenemedin. Kabul oradasın edemedim. Ben şok oldum zaten. Niye çünkü 9'u masa bir şey değildi. Herkes 9 verecekseniz ben yanına vermek zorundayım. Duygu Hanım masama nesi 9'u değildi. Yani değil. Neyim eksikti? Yani gayet ana yemek dediğiniz gibi çok ürün bir. Yemeklere kaç çeşit çıkardınız siz? Yani ben şu an kaç çeşit çıkardım? Ben de o zaman yazayım. Olamaz işte. Mantara bile yazayım benim. Ben de dolu göstereyim. Ben de o zaman seçim verdim. Bir tane menüsü fazlaydı galiba. 5 ya da 6 olması lazım. Benim mi? Evet. Benim 7-8 tane ürünüm tamam vardı en az. Tamam ben de diyorum ki size. Menüm o zaman ben de 6 tutayım. Mantara bile yazayım o zaman. Benim o de menüm dolu dolu gözüksün. Ancak ben de bir tane eklerdim o zaman. Gözükseydi yapsaydınız. Benim ana yemeğimde 3 tane farklı yemek vardı. Yani evet, garnitür olarak saydıklarım işte bile. Farkında değilsiniz galiba. Sabah girip yemeğe kadar ancak pişirebildiğim ürünler. Benim de 3 tane garnitür vardı o zaman. Somonum vardı, altında mantarım vardı, onun altında sosum vardı. Sosum için 2 tane 3 tane ben orada kaserol kullanmak zorunda kaldım. Ben bir şey söyleyebilirim. Yarın benim günüm. Bugün yemek yiyemeyeceksiniz gibi duruyor zaten. Yarın parmaklarınızı ne alaka? Ne kadar süre kaldı Necip Bey? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Daha ana yemek gelmedi. Ne bu yiyemedin? Servis için kaç dakika geçti? 7. dakikadayız. Evet devam et. Yarın benim günüm diyorduk. Unuttu galiba. Parmaklarımızı yedirecek. Evet ondan öncesinde bir cümle söyleyecektim de oradan. Bugün yiyemeyeceğimiz belli dedin ama. Bakacağız. Gelecek tabii ki. Bir de mevsim salata Necip vardı. Bey niye her şeyle dalga geçer gibi gülüyor?
gülüyorsunuz. Buna da anlam veremiyorum gerçekten. Ben mi dalga geçer gibi gülüyorum? Evet. Ben komik garip garip yorumlarınız sadece var. Dalga geçiyor. Ben normal hayatta da hep gülümseyen bir insanım. Beni minik mi görüyorsunuz? Programı gibi izlediğinizde anlayamadım. Programı izlediğinizde göreceksiniz zaten. Ben normalde otururken de bir yere giderken de hep gülümseyen bir insanım. Ya ben şu an burada kelimeleri görüyorum. Yok, yaşlanmıyorum ben. Ben normal hayatınızı bilmiyorum. Ben şu an tamam, söylüyorum işte. Peki Necip'i gözlemlediğin kadarıyla neden gülüyor sence? Bize anlatır mısın Necip'i? Acaba sarkastik bir yapınız var mı Necip Bey? Nasıl bir yapı? Sarkastik. Hayır, efendim. Öyle bir yapım yok benim. Yok mu? Açıklar mısınız sarkastik nedir? Yani teknik terimlere girmeye başladık gene. Teknik terim değil ki bu. Meslek nedir ben bilmiyorum yani nedir? Bu arada her şeyi bildiğim biliyordunuz. O zaman diplomayı konuşturacaksak salatanın asit oranını ayarladınız mı? pH'i kaç? Diyetisyen miyim ben? Buyurun. O zaman ben de doktor olayım. Sarkastik markastik cümlelerden bahsediyorsun. Sarkastik mesleki jargon alaycı değil. Alaycı tavırdaki. Alaycı tavır dedim. Yani bu kadar. Mesela. Bunun öyle bir şey tutla çok bir kötü bir şey değil. Çok da alınmaya gerek yok. Allah aşkına yoldan kaç kişi çevirseniz sarkastik söyle deseniz söyler. Yapmayın. 48 tamam, yaşındayım ilk defa duyuyorum. Yani. Ben sormadım Serkan Bey adına sordum. Ben bilmiyorum evet, diyor. Bilmiyor diyor. Bilmiyorum sorduk yani. Azar işittik onda da. Aynen öyle. Allah Allah. Her şeyi değil de azar alıyorsunuz. Cevap vermek azarlamak değildir. Ben ne yapayım? En güzel azarlamayı siz yapıyorsunuz. Susayım mı? Ne bekliyorsunuz? Yok susmayın ya. Bir şey söylediniz ama anlamını sordum ona da kızdım. Ama üslüplü konuşun. Ya Necip Bey'in gülmesi, benim orada somurtmam ve teknik konuşmam, işte başkasının Serkan Bey'in orada sesini yükseltmesi, araya girmesi. Bunlar kişisel olarak herkesin kendi karakteri var. Bunlara ben kesinlikle katılmıyorum. Herkes istediği gibi masada oturabilir. Herkes istediği davetlerde, istediği şekilde yorum yapabilir. Kimse kimsenin mimine karışamaz bence. Necip Bey eğlenceli bir insan aslında. Ne yapalım, davet masasında sürekli somurtalım mı? Bence keyifli, gülmesi, neşeli olması güzel bir şey. Mevsim salata, kuşkonmaz eşliğinde teriyaki sosu, tavuk. Nasıl buldun ana yemek seçimini Nagihan? Ben biraz basit buldum Zuhal Hanım. Hmm. Sen Duygu? Gelmeden yorum yapamam. İlk önce sormam gereken şeyler var kendisine. Eğer istediğin cevapları alacaksan... Aynen alamazsam imkanı yok. Kolay basit olduğunu düşünmüyor musun yemeği? Düşünmüyorum. Ha bravo. İstediğin cevapları almazsam... Ama büyük tavuk mu, parça parça mı yapmış, göreceğiz. Kuşbaşı mı yapmış? Göreceğiz. Merak ediyorum onları. Teriyaki sosunu anlatır mısın bize? Anlatırım hemen. Mirin ve soya sosu alırız ilk önce. Ocağa tencereye alırız. Evet. Daha sonra içerisine özellikle esmer şeker kullanırız ki o kıvamı iyi yakalasın. İçerisine kapri biber atılır. İsteyen tercih bağlı. Pırasa da kullanılabilir. O 2 saat, 3 saat kaynar. Daha sonra o süzülür içindeki büyük maddeler ve kıvamına bakılır. Eğer pekmez gibi değilse kıvamı tekrar ocağa alınır ve o tekrar kaynatıla kesinlikle nişasta kullanılmadan kendi kıvamı yakalanması beklenir. Ne kadar sürede yapılıyor bu arada? Yani orijinal içerisini biz tutturmak için 3 saat falan kaynatıyoruz ocakta. Zencefil. Zencefil ve sarımsak da kullanan vardır ama zest aynen olması lazım. Bal bazen girebilir. Bal tercihe zaten bağlı. Oradaki şey teri yani şekerden gelen parlaklık. Aynen. Teri ya ki evet, parlatma evet, aynen anlamında. Aynen öyle. Sen teriyaki sosunu ne kadar kaynattın Hazel? Yani teriyaki sosunu yarım saat gibi bir süre kaynattım. Yani süremin yettiği kadar açıkçası. Yani 2,5 burada saatim vardı. Evet, 2,5 saat yani kadar yetersin. Nişastayla yoğunlaştırmadıysa sonunda bilemiyorum. Öyle... Girmez ama nişastayla öyle bir kısa yol denemiş kaç olabilir. Kaç dakika oldu bu arada? Bayağıdır bekliyoruz ya. Salatanız geldi. Önce salata geldi. En azından 10 dakika olmuştur. 2,5 yani, evet, saatiniz var. Neden yarım saat kaynattınız Hazel Hanım? Yeterli buldum. Tamam, kıvamını yakaladım diyorsanız ben bakacağım. Yalnız zaten şimdi böyle aynen her zaman konuşuyoruz. Uluslararası kabul görmüş reçetelerde sürelere, pişme derecelerine uymak durumundayız öyle. Ben kafama göre kısalttım süreyi. İşte şöyle bir kısa yol yarattım. O zaman yalancı olmaz yazması o zaman ha, yalancı veya yalancı Hazel'in teriyaki sosu deseydin olabilirdi. Ama uluslararası literatüre girmiş ve dünya üzerinde genel kabul görmüş bir teriyaki sosu yiyeceksek ki öyle yazmış menüsüne. Bunun aslına uygun yapılması ben gerekirdi. Eğer öyle yapılmadıysa da bu puan kırmaya sebep. Ben şeyi sorabilir miyim anlamak amaçlı? Mesela teriyaki sosunun çok teknik olduğu için dakikaları konuşuyor. Tabii tadı tutmuyor. Bu şeyle aynı mesela. Kekin pişme süresi 150 derecede atıyorum 40 dakika ama ben 20 dakikada çıkardım. Hayır öyle şişmemiş değil. Şişmemiş olur ve yani, tadı olmaz. O aromaların geçmesi için, şekerin parlaklığını evet vermesi için hmm mutlaka yani 2 saat kaynatılması berrak hayır o zaman kek de şişmiyor ve kek olmuyor 2 ya. 2 saate yakın kaynatabilirdi aslında. Yani kesinlikle. Basite kaçınmış kesinlikle gibi gördüm. Bu arada tabii dürüst davranmak istiyorum. Kaynattığımı tam hatırlamıyorum. Yani
Yetiştirmeye çalıştım. Kaynattığımı tam hatırlamıyorum ama yetiştirmeye çalıştım. Kuşbaşı geldi. Teriyaki sos var mı bunda? Tadından alabilirsiniz. Bu kuş kovmazların başına ne geldi Hazel? Ne oldu onlara? Biraz aksilik yaşamış olabilirim. Bir saniye, ne aksilik yaşadın? Kuş kovmazlar blanç ettiniz mi acaba? Blanç edilmemiş. Yani kaynar suyun içine alıp tekrar... Lütfen beni aydınlat. Tamam, kaynar suyun içine atıyorsunuz, tekrar buz suyun içine atıyorsunuz. Rengini kaybetmiyor. Hayır. Daha sonrasında tereyağıyla ve ilmalı baharatlarla tatlandırıyorsunuz. Kafamı şişiriyorsun. Yapılmamış. Kafanızı şişiriyor mu? Evet, fark etti. Yemek programında kuş kovmazı bile pişiremeyen bir şu an. Bugün sağ tarafında oturmuyorsun. Teşekkürler. Yapamamışsınız. Teşekkürler. Tamam, ona göre puan verirsin. Vereceğim, mutlaka vereceğim. Teriyaki sos da burada yok yani. Teriyaki vallahi sos. Ya tattın mı? Ben dedim aç kalacağız diye siz beni dinlemediniz. Allah aşkına bana gidin şuradan bir ekmek bir şeyler getirin. Ekmek bak yine orada. Dalga geçtim ben mesela. İster misiniz ekmek? Vereyim. Yani şey de kalmadı, açlık da kalmadı açıkçası. Sosunuzu gerçekten kaynattığınızı hatırlamıyor ya musunuz? Ya bak gerçekten hatırlamıyorum. O yüzden dedim. Sonra burada düşündüm ve ne o yüzden yaptınız dedim. Yani tencerenin içine karıştırıp direkt şeyle tavukla mı buluşturdunuz? Hatırlamıyorum bu. Anlamayacağımızı falan düşündünüz herhalde ki ben neyi anlamayacağımı düşündüm şu an. Dürüst davrandığım için mi? Yani burada kaynattın dediniz, dürüstlük olmuyor. O yüzden söyledim. Sıfır Zuhal Hanım, hiçbir şey yok. Eksi. Gerçekten annemin gününe gittiğim zaman daha güzel düşündüm. Yani Hazel, bu menü bir saatte çıkartılıp sonrasında da Zuhal Hanım'la oturup kahve içeceğim bir menüydü. Bu 2,5 saatin sonunda bu geliyorsa kusura bakma. Evet, bak kesiyorum şu an. Evet, sesleri duyabilirsiniz. Kuş kovmazlar kesilmiyor yani. Buyurun. Ama tatmak zorundayız. En azından ufak bir parça tadayım da mideme zarar vermeyeyim. Hazel Hanım, keşke şuraları bir silseydiniz, bunları böyle bir sıralasaydınız da şekil olsaydı ya. Evet, kıtır kıtır çok size güzel. Cevap vermekten bir şey yapamıyorum Necip Bey.